Tokulaşmadı, merhaba. Evet, selamun aleyküm muhtarım. Aleyküm selam. Bugün oruç başındayız, kurban bayramımız. Neler söyleyeceğim bugünle alakalı? Köy muhtarı olarak. 2020 yılı bir kurban bayramı ve cuma günü. Tüm İslam aleminin ve köylerimin kurbanı kutlar. Önce sağlık, herkese hayırlı ve vesile olmasını dilerim. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminde namaz kılmak değişti, bayramlaşmak yok, maske takmamız gerekiyor, sosyal mesafe. Şimdi dışarıda kılınacak, az önce çekimini yaptık. Güzel bir önlem alınıyor şu anda. Maske içinde galiba derlen önlenecek. Evet, şimdi bu hastalık döneminde Allah sağlık verirse, şimdiye kadar Allah'ın izniyle hiçbir hastalığımız olmadan bugünlere geldik. Şu anda da hazırlığımızı yaptık. Kurban bayramında yine mesafeyi koruyarak ve maskemizi takarak namazımızı kılacağız. Bayramlaşmak yok. Herkes kurbanının başına, herkes çoluğunu çocuğuna biraz mesafeli olarak. Biz bunlara alışkın değiliz ama şimdiden sonra kendimizi alıştıracağız. Bu hastalığı belirli bir zaman yaşayacağız. Ama Allah izniyle tüm İslam aleminde şek, tüm dünyada şek. Tabii önceliğim olup başımızın böyle bir hastalık çıkmadan da bir ödül alacağına inanıyorum ben. Evet, şimdi biz sıcakkanlı insanlarız, misafirperveriz köy olarak, memleket olarak. Şimdi önceden ziyaretlerimiz oluyordu. Birbirimizi ziyaret ediyorduk büyüklerimizi. Bununla alakalı bir önlemimiz var mı? Şu anda hocamız söyleyeceğim. Bu bizim yüreğimiz çok yumuşak. Evet. Çok iç içe ama ister istemez biraz mesafeli olacağız. Bu ev gezmelerini iptal edeceğiz. Gerekirse iptal edeceğiz. Gönüllerimiz yakın ya. Biz bunu böyle deneyeceğiz ve bunu yapmazsak önceki ve çevredeki insanların düştüğü durumu düşmek istemiyoruz. Milletimden, köyüm halkından ben bunları isteyeceğim. Biraz sonra imamım da söyleyecek Allah izniyle. Yani el birlik atlatacağız. Mesafe önemli. Kurban bayramı, tamam kurban bayramı bir bayramdır, kucaklaşmaktır ama bu sefer hastalık dolayısıyla herkes birbirine anlayışlı karşılayacağından eminim. İnşallah bayramlaşmaya, tokulaşmaya, sarılmayı bir dahaki bayramı bırakıyoruz. İnşallah. İnşallah. Hayırlı bayramlar, hastalıksız bayramlar dileyelim. Tüm İslam alemi bayramı kutlar. Nice bayramlar dilerim. Ramazan ayı geçti. Arkasından Ramazan bayramı oldu. Cenab-ı Allah'ın bir mükafatı. Ne oldu? Sağlık münasebetiyle, virüs münasebetiyle o gün cemaat olamadık. Bayramımızı. Şimdi değerli kardeşlerim, bir imam olarak bana deseler ki, hoca bir gün gelecek burada camide, bakınız ilk başlarda biz geldiğimizde camilerin iki tanesi de full geçiyordu. Bir gün gelecek camide bayram namazı kılınmayacak, camide vakit namazı kılınmayacak, camide cuma namazı kılmayacak deseler hakikaten ulan birisi dese ben derdim ulan sen kafaya mı yedin ya? Öyle bir şey olur mu? Demek ki değerli Müslümanlar oluyormuş. Her yıl bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Bir sene çıkıyor domuz gribi, bir sene çıkıyor kuş gribi, bir sene çıkıyor yani kedi gribi, köpek gribi derken
bu senede ne oldu? Koronavirüs çıktı. Bu sene geçen yıllarda, önceki yıllarda yine oldu. Milletin bayramlaşmaması, tokalaşmaması gibi şeyler oldu ama böyle namaza gitmeme gibi durumlar olmamıştı önceden. Tam virüsler gibi şeyler oldu ama hani salgınlar oldu, böylesi olmadı. Şimdi diyelim ki bu sene şu anda Kurban Bayramı'nda idrak ediyoruz Allah'ın izniyle. Bu kötünün iyisi. Şimdi ne oldu? Cami cemaatlere, cemaat camilere girmeyecek dendi. Girmiyoruz. Çünkü neden? İlk önce değerli Müslümanlar, İslam dinimiz salgını, böyle salgın durumlar olduğu zaman sağlığı emrediyor. Sağlık. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan ne iş yaparsın, ne ibadet yaparsın. Şimdi değerli müminler, Cenab-ı Allah biz insanoğlunu, yani Ademoğlunu dünyaya gönderdi. Ne olarak gönderdi? Biz bu dünyada aslında bir emanetçiyiz değerli müminler. Emanetçi. Cenab-ı Allah diyor ki, seni dünyaya getiriyorum, dünyaya gönderiyorum. Dünyada sana bir şeyler vereceğim. Bir şeyler vereceğim dediği şey ne? Mal, mülk, evlat, sağlık, sıhhat, neyse. Bunlar bize birer emanet. Emanetçiyiz. Eskiden çocukken biz denizde okurken orada bir emanetçi, garajda emanetçi olurdu. Deriz ki valizimiz bizim şurada bu birkaç gün dursun, biz onu oradan alacağız. Peki daha sonra gidiyoruz, hani oraya varıyoruz, emanetimi alayım, al parasını. Cenab-ı Allah da bize emanet olarak bu dünyaya getirdi. Bir gün gelecek, bir gün gelecek, diyecek ki siz emanettiniz zaten, huzuruma gelin. Yani mutlaka insan ne deniyor? Topraktan geldi, toprağa gidecek. Bu dünyada emanetçiyiz. Ama emaneti doğru kullandık, o zaman mükafatını alırız. Ama doğru kullanmadıysak bunları mutlaka Cenab-ı Allah hesabını soracak. Şimdi değerli kardeşlerim, konuları kısa kısa hemen yapalım. Vakit de zaten biraz da uğraşırken herhalde biraz geçti. Saat 6.35, 6.38'e namazımızı başlayacağız. Şu anda zaten 15 dakika falan kalkıyor. Şimdi Kurban Bayramı namazı, dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Allah'a çok şükür. Dinen maddi durumu, yani maddi varlığı yerinde olan, Rabbinin vermiş olduğu bu dedik ya emanet, vermiş olduğu mala, mülke karşı insan Allah'a bir şükür borcu olarak kurban ibadetini yerine getirir. Denir ki maddi durumu yerinde olmayan, yani bu dünya imtihan dünyası dedik ya, maddi durumu yerinde olmayan, kurban kesmesi, yani nisap miktarı mala sahip olmayan bir insan kurban kesmemesi günah değildir. Yani bazı ibadetler yapmazsan günah ibadetler, ama kurbanda öyle şey yok. Maddi durumu olan kurban kesecek. Ve kurbanı kestiği zaman da Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanı bir kendi için, bir de kesemenin için, bir de eşe, dosta, nafaka, yani tasadduk etmek için kurban kesmiş. Biz dinen maddi durumumuz varsa kurban keseriz. Bir insan borç içinde yüzüyor. Yani onun bu dünya hayatı, dünya alemi. Üzerine borç olmadığı halde benim çoluk çocuk ne yiyecek? Şimdi değerli müminler, kurbanı kestiğimiz zaman biz sadece et niyetiyle kurban kesilmez. Kurban ne yaparız? Yani çocukluğumuzdan beri anılarımız, babalarımız, dedelerimiz, atalarımızdan gördüğümüz gibi ne yapar adam? Kurbanı keser, hemen kurbanın bir kısmını bu paydaya ayırır. Nedir pay? Kurban kesemeyenlere versin. Kurbanın neşesini herkes yaşasın. Bir yıl boyunca, yıllar boyunca, yani bir yıl boyunca çoluk çocuğu et görmeyen insanlar senin vermiş olduğun et pay sayesinde kurban ihtiyacını görsünler diye pay yaparız. Pay ayırırız. Ondan sonra bir kısmını evimize gelen çoluk çocuğumuz, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, akrabamız için ayırırız. Daha sonra da kendi yiyeceğimiz kurbanımızı ayırırız. Şimdi biz genelde şöyle düşünüyoruz. Acaba benim kurban bir ay yeter mi, üç ay yeter mi, beş ay mı? İşte değerli insan o düşünceyle kurban kesilmez. Kişi Cenab-ı Allah bana mal, mülk verdi, sağlık, sıhhat verdi. Ben buna Allah'a şükür karşı, Allah'a şükür olarak bunu yapıyorum. Kurban kesmek dinimizde hem vaciptir,
hem Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'e karşı, Allah'a karşı vermiş olduğu bir sözünün gerekçesidir. Bir sünnettir yani. O nedenle şimdi bir insan dese ki ya kurbanı kessen ne olur, kesmesen ne olur veya da kurban namazını, bayram namazını kılsan ne olur, kılmasan. Bir insan yani dinen vacibin aslını inkar ederse, yani vacibi inkar ederse deniyor ki bu insan en kısa zamana vaktini kaybetmeden tövbe etmesi gerekir. Yani tövbe hani tövbe yani kişinin dinden çıkmasına dahi vesile olur diyor. O nedenle demin de dediğimiz gibi bir insanın maddi durumu zayıf veyahut da yıllar önce parası vardı, pul vardı, kurban kesmeye gücü yoktu. Keşke dese benim param pulum olsaydı, malım mülküm olsaydı ben kurban kesseydim dese yine kişi kurban kesmemiş olsa dahi o niyet olduğundan dolayı, samimiyetten dolayı kurban kesmiş gibi sevap kazanır değerli Müslümanlar. Bu sevaptır. Şimdi kurban kesmek için bazı mazeretler oluyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle. Kurbanı alırken tabii ki genelde çok büyük çoğunluğumuz kurbanı elde bakamıyoruz. Diyoruz ki kurban satan kişiye diyoruz arkadaş kurbanı ben arada günü götüreceğim. Almış olduğumuz kurbanlarda bazı kusurlar meydana geldiyse tabii buna dikkat etmemiz lazım. Yani kurbanı hiç görmeden pazarlık yaptık, aldık. Kurban çok sayıdı. Ondan sonra kurban gözleri görmüyor. Kesici yere yere kadar gitmiyor. Ondan sonra ayağı kırılmış, çürüyerek gidip bundan kurban olmaz. Yani sakıncalık olduğumuz. Şöyle baktığımızda sakıncalıysa kurban değildir. Ama ne olmuş? Gözünün biri kör olmuş, orayı çarptırmış. Ondan sonra genelde şöyle oluyor. Kurbanlıkta bazen haşere oluyor. Hani aksi oluyor. Yer değiştirdiği zaman. Boynuzunun birazı kırılmış. Yani kökünden değil. Birazı kırılırsa sakınca değildir. Kulağının birazı kopmuş veya da yarılmış. Ondan sonra hatta bağladığımız yere atlamış, zıplamış, ayarını kırmış. Kesici yere kadar ayak sanırım durasın da kesici yere gidip kadar gidebiliyor. Bu kurban olabilir. Bu sakınca değildir. Buna dikkat edelim. Ondan sonra bazen büyükbaş hayvan, büyükbaş hayvan kesilmiyor. Büyükbaş hayvan da ödeyen süt felç geçiriyor bazı hayvanlar. Bunlar sakıncı değildir. Ondan sonra bazen diyorlar hani erkeci deken hani mesela kızınlaştırıyorlar veya tabii şey yapıyorlar. Bu kurban için sakıncı değildir. Genelde böyle sorular karşımıza çıkıyor. Bunları bilelim değerli Müslümanlar. Şöyle hem saatimizi okuyoruz hani fazla çekmiyoruz. Kurban bayramı Ramazan bayramından biraz daha özellik fark oluyor. Adam genelde et yemekte kuzun oluyor. Ondan dolayı fazla beklemek de istemiyorum. 10 dakika içinde sırrı namazı başlayacağız değerli Müslümanlar. Şimdi bazı konulara ilk önce hatırlayayım, ondan sonra bazımızı devam edelim. Kurban bayramında tabii ki uymamız gereken bazı kurallar var. Bir, dini olarak. İkincisi, sağlık olarak. Dün de anons ettiğimiz gibi genelde değerli müminler, biz kurbanı sadece etini kesip de diğerlerine ne olursa olsun diye düşünüyoruz. Bu çok yanlış. Sağlık ve dini olarak da yanlış bir kuraldır. Nasıldır? Örneğin kurbanda yemediğimiz kısımlar vardır. Kurbanın yemediği kısımları. Örneğin dudakları vardır, boynuzları vardır, şunu vardır, kemikleri vardır. Fazlası vardır yani. Akciğeri vardır, şunu vardır, yemiyordur. Böyle olan kısımlarını şimdi belediyemiz, Haçam Belediyesi Bariyiz, belediye gelmiş iki tane köyümüze fazla olan kısımlar dedi. Virüs zamanındayız. Fazla olan bölümlerini çukur atıp vermiş çukura. Bir tane Kireçik'te, Kireçik dediğimiz yer var. Orada açılmış. Yani bu mahalle için. Bir de mahalle için yukarıda açılmış. Okul lojmanlarının üzerinde bir çukur. Hayvanlarımızın fazla kısımlarını, yemediğimiz kısımlarını alalım gelelim bir zahmet çöp konteynerine değil de o kuyulara atalım yani Müslümanlar. Oraya gitmek de zor geliyorsa herkesin evinin önünde 3-5 adımlık gerekeni mutlaka vardır, mutlaka. Evimizin bir kenarına o boş olan arazimize gömelim değerli müminler. Açığa atmayalım. Çöp kutusuna atarsak ne oluyor? Bir haftası duruyor, kurtlanıyor, kokmaya başlıyor. Ondan sonra hem kendimiz atıyoruz, ondan sonra şikayetçi olmaya başlıyoruz. Kendi kendimize. Atan bir aslında kendimiziz, bir de şikayetçi olmaya başlıyoruz. Sağlık olarak, dine olarak kurbanın fazla olan kısımları gömülmesi tavsiye ediliyor. Onlara dikkat edelim değerli Müslümanlar.
çok kısa attığım zaman hem sağlık olarak bir de kanun olarak diyoruz. Cezası var, cezası var. Adam sonra seni çöp kutusu atarken görürse adam seni şikayet edilirse o iş güvenci değildir. Ben bu konuda çünkü sağlık için olan şey, insanlara zarar veren şey bu iş güvencilik değildir. Ona dikkat edelim diyoruz onlar. Yani hani insanların temizliği zaten çok yanlışla anlamıyorum da evinden, üstünden, başına insanın ne olduğu belli olur. Öyle değerlendirelim. Bu konulara dikkat edelim değerli Müslümanlar. Virüs münasebetiyle, salgın münasebetiyle deniyor ki aramızdaki mesafeyi koruyalım. Bayram namazı kıldıktan sonra Allah'ın izniyle bayram namazında tokalaşma yapmayacağız. Tokalaşma yok. Ondan sonra birbirlerimize akraba ziyaretlerine gittiğimiz zaman fazla kalabalık olmamaya dikkat edin değerli Müslümanlar. Dün de yaptığımız gibi, dün mesela ne yaptık? Köyümüze dedik, geleneklerimiz, göreneklerimiz var, kabir ziyaretleri var dedik. Dün kabir ziyaretine ne oldu? Virüs münasebetiyle kabir ziyaretine gitmedik. Ama camimizde, dilimizin döndüğü kadar o geleneğimizi camimizde yaptık. Daha sonra sizden 3'er 5'er kişi değilse gittiğiniz sporu biz çok bilmiyorum ne yapacaksınız. Yani dikkat edeyim, sahip gibi bazı şeylere değerli ünlüler kendimiz için, şimdi başkaları için, eşimiz, dostumuz için, çoluk çocuğumuz için bunlara dikkat edelim. Şimdi eğer bunları demin de dediğimiz gibi bu hayvan atıklarının köpe atılmaması bunlar hem dini hem sağlıklı dedikten bir de şu durum var. Diğer insanlara zarar verdiğinden zaman verdiğimizden dolayı bunlar kul hakkına geliyor yani Müslümanlar. Kul hakkı. Ne diyor Cenab-ı Allah? Yarın benim huzuruma Allah'a şirk koşmuş olarak veya da kul hakkı olarak karşıma gelmeyin. Her türlü şu dünya aleminde insanlar beşerdir, şaşar. Hepimiz öyleyizdir. Hata yapabiliriz. Yapmış olduğunuz hatalardan dolayı, küçük günahlardan dolayı adam namazını kılmamıştır. İşinin gücünü gelen ölüyoruz. Gelen ya. Ondan sonra orucunu tutamamış. Ondan sonra dedikodu etmiş, kıyıp etmiş. Kişi Cenab-ı Allah ne diyor? Benim tövbe kapım, yapmış olduğunuz hatalara karşı benim tövbe kapım sonuna kadar açık. Ardına kadar. Tövbe olarak gelin, tövbenizi kabul edecek benim. Şimdi biz genelde insanları şu şöyle yaşıyor, şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor diye yargılarız. İnsanoğlu birbirine hemen yargılar. Veyahut da birbirini siler. Ama Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz o kadar hatalara karşı tövbe kapısını bize kapamamış. Yani ben seni hiç yoktan topraktan yarattım, sen hata yaptın. Bana karşı emirlerimi, hani namaz ibadetini, oruç ibadetini yerine kapatın. Sen helak oldun demiyor. Tövbe kapısı var, sonuna kadar açıktır. O nedenle değerli Müslümanlar, bu yapmış olduğumuz hatalı davranışa, bazen hatalı davranışa da kul hakkını yiyerek bunlara dikkat edelim. Cenab-ı Allah ne diyor? Kul hakkını sahibiyle, helalleşmeden affetmem diyor. Ona dikkat edelim değerli Müslümanlar. Cenab-ı Allah cümlemizi kul hakkı gibi hatalar ile, yani Allah'ın karşısına çıkmamamızı sağlasın inşallah değerli Müslümanlar. Şimdi namazımıza 5 dakika kaldı. Fazla konuyu uzatmıyorum. Şimdi aslında canın içindeyken devamlı bağırıyorduk. Çünkü genelde birbirimizi yılda bir görüyoruz veya bir bayram, iki bayram görüyoruz. Namaz vakti geldi, hadi camiye gel diye iş yapıyorduk. Bazen camimizi geri götürdü, dışarı dönüyordu. Ondan sonra diyordu, ben namazı kılmadım. Dışarıda olduğu bir yönden iyiymiş herhalde. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum değerli sonlar. Bugün Allah'ın izniyle Cuma. Bugün Cuma. Herkesin Cenab-ı Allah Cuma'mızın mübarek eylesin. Cuma namazında öğleyin Allah'ın izniyle bütün vatandaşımız burada. Cuma vaktinde burada kılacağız Allah'ın izniyle. Tabi biraz sıcak oluyor ama dayanacağız. Sonra bir de kurban derileri konusunda bazı tereddütlerimiz oluyor. Kurban derilerimiz değerli sorular. Demin dedik ya kurbanın fazla kısımları yemediğimiz kısımlarını atalım dedik. Atalım dedik yani tavara gömelim. Derilerimizde güzelce tuzlayarak, su yaparak camimizin yanına koruruz. Bir şeyler tabii eskilerimiz oluyor köyün. Hani her şeyi devletten beklemediği gibi bazı şeyler bize köyümüze bağışırım. Bir de derileri değil misiniz? Ben de bazısı ben yok evimi kullanacağım, benim armağan var üzerine, motosikletim var üzerine, oturak yapacağım, öğret yapacağım. Eğer öyle bir şey yapıyorsan parasını da
Gene verim öyle verebilir yani. Bu da bu şekilde kullanabilir. Bazısı evin girişini paspas hep ediyor mesela. Her şey öyle olur. Görmüyor musun? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi Kurban Bayramı namazını tarif ederek yavaş 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 namazımızı başlayalım. Şimdi 9 tekbirli bir namazdır Kurban Bayramı namazı. Ramazan Bayramı gibi. Sadece Ramazan Bayramı'ndan farkı niyettir. Kurbanda da niyet olduğu gibi, kurbanda bakın ha bir de onu söyleyeyim. Kurbanda niyetimizi dedim, niyet ettim Allah'a için kurban kesmeyi. Bir de kurbanda besmele çekerken Bismillahirrahmanirrahim değil de Bismillahi Allahu Ekber diye. Genelde çoğu Bismillahirrahmanirrahim son nöbete çıkıyor. Son nöbete değil. Bismillahi Allahu Ekber diyeceğiz. Ondan sonra kurban duasını bilmeyenler sadece besmele çekip de kurban kesebilir mi? Kesebilir. Hani adam Kurban dostu tam diri dönmüyor. Yeri yerine geliyor. Mesela inni ve cahdi ve cahdi ve fetara sana ve diyor. Bana konuşun. Ya bu evde olmaz. Tek bir geceyi besmele çekin kurbanı eziyet etmeden götür yani. Bu şekilde kurbanımızı keselim. Daha sonra bunları yani götürebileceğimize göre bazı kurbanı kadar dedi ki aksi oluyor. Adam demi de ben çoğu söylüyor mesela öyle kurbanına götürüyor. Bunlar olmayacak şeyler. Dikkat edin. Yani çünkü Allah için kurmak istiyoruz. Niyet ettik. Niyet ettim. 9 tekbirli vacip olan Kurban Bayramı namazını kılmaya uyduk imama diye niyet ederiz. Daha sonra imam tekbir alır. Tekbir aldıktan sonra eller bağlar. Birinci varanışta sadece Subhaneke duası okunur. Subhaneke okunduktan sonra arda arda imam ve cemaat arda arda 3 tekbir yani zevahit tekbir alır. Her tekbir alırsınız aşımızda ellerimiz yan tarafa salınır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber yanına sığınır. Üçüncü tekbirde aldığımızda eller bağlanır. İmam ve cemaat besmele çeker içinden. Ondan sonra İmam Fatiha ve Zamm-ı Sure okur. Daha sonra ikinci rekadan rükû secde yapıldıktan sonra ikinci rekada kalkınır. Fatiha ve Zamm-ı Sure okur imam ile. Daha sonra üç defa tekbir alır yine. Allahu Ekber eller yara. Allahu Ekber yine yana, Allahu Ekber yine yana, dördüncü olarak Allahu Ekber der, rükû secde, daha sonra hutbe okarak namazımızı iştirak edeceğiz değerli Müslümanlar. Şimdi her şeyden önce değerli Müslümanlar, şu mübarek kurban namazına, kurban bayramı namazına, Cenab-ı Allah cümlemize, herkesin kendine göre tabii ki derdi var, sorunları var. Cenab-ı Allah inşallah gelecek bayramları sağlık, sıhhat içerisinde, birlik, beraberlik içerisinde aynı şekilde iştirak etmemizi Cenab-ı Allah nasip bir mesele sinirmiş bunlar. Şimdi namaz kılarken mesafemizi yine dikkat edelim. Ondan sonra namazımızı hemen başlayalım derimiz bunlar. Şu anda bakıyoruz. Namaz vaktimiz gelmiştir. Başlayalım derimiz bunu diye açalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs-sırâtal müstakîm. Sırâtal-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. İnnâ a'taynâke el-kevser. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللّٰهُ اَكْبَرُ. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. اللّٰهُ اَكْبَرُ. اللّٰهُ اَكْبَرُ. اللّٰهُ اَكْبَرُ. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs-sırâtal-müstakîm. Sırâtal-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Neşhedü en la ilahe illallah ve tevhü la şerike le ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abdühü ve habibü ve resulü emme ba'd fe'alallah inna zine tekavve lezine musulün euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim inna eudayna ekel kevter tesalli li rabbike velhar inna şeneke velibter sadakallahu azim. Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne evveleme hedeyne minfi yevmeyne hede ide sale. Sadaka Resulullah ve etikabullahi fikeme galfi mevel. Muhterem Müslümanlar, okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana kin tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir. Okuduğum hadis-i şerifleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmaktadır: bugün ilk işimiz
bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetime uymuş olur. Aziz müminler, bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü artıran kurban bayramı. Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları barış ve sevinç günleri ilan eden sevgili Peygamberimizden salat ve selam olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu tazim etmek ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine ilhak olmaktır inşallah. İnşallah bu bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hazreti İbrahim'in sözüne sadık oluşunu, Hazreti İsmail'in Rabbine teslim oluşunu kendimize örnek edineceğiz. Değerli Müslümanlar, bu bayram temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimiz, temizlik imanın yarısıdır hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgını mücadelesiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde birbirimize tedbirlere uymak, birbirimize karşı tedbirlere uymak, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi de korumaya mecburuz. Değerli Müslümanlar, kurbanlarımız bize bir emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayram sevinçleri, sevinçli yapılan günlerdir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi de bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmamasına sebep olarak bu kıymetli günleri de yüzüne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kurallarına her zamanki gibi yine riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın sürecinde tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve müsafaha ile ara verelim. Bunları yapmayalım yani değerli Müslümanlar. Ayrıca Arefe günü başlamış olduğumuz teşrik tekbirlerini bayram namazını bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini devam edelim. Değerli Müslümanlar, hutbemi bitirirken sizleri bayram sürecince kurban kesiminde, ziyaret düşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun, salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan helas eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikramı ve inayeti üzerinize olsun. Mübarek kurban bayramınızda mübarek olsun değerli Müslümanlar. Ayrıca cumanızda mübarek olsun. Eleyni ahsana kelam ve bilen lisan, kelamullah ilmekil aziz alem, keme gallallahu tebareke ve teala fil kelam, ve izâ gurar gurar festimul ehvan surlerikum tuhamun, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم النبي وتكرم فخامة شأن شرفي صفي فقال عزيز مكرم وأمرا İnna Allah'a müsa'l-i Nebi Ezzel amenü sallu aleyh sallu aleyhi ve sellem ve teslima. Salim eyten
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddine indallahil islam. Ve mehtelefellezine mutul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu ba'yen beynahum. فَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbi Alemin, şu mübarek kurban vaktinde ve cuma gününde bizlerin yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, yapacak olduğumuz ibadetlerimizi, geçmişlerimizle onların hisse kazanmasına nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bu mübarek cuma vaktinde ve bayram vaktinde eşinden, çocuğundan, çoluğundan ayrı olan kardeşlerimizle bu bayram sevincinin ve cuma bayramının birlikte yaşamalarını, ayrı olsa da günlerinin bir olmasını nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, şu koronavirüs salgının münasebetiyle hasta yatağında şifa bekleyen kardeşlerimizi de acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, bütün geçmişlerimizin ruhunu da bu müşterilerden almasını nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, sınır boylarında görev yapan askerlerimize, memleketlerimize de bu bayram sevincinin ailesine olan, ayrı olan bu kardeşlerimizin bayram sevincinde yaşamasını nasip ve müessir eyle Ya Rabbi. Geride kalan ailelerinde sabırlar ihsan eyle Ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifûn ve selamün alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Cenab-ı Allah bayramınızı mübarek edesin. Tokalaşmamaya dikkat edin. Derasımlar bayramlarından sonra tokalaşmıyor. Cuma namazını burada kılacağız. Sağ ol abi.